Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli İlk TV izleyenleri, İlk TV'mizin yeni bir formatı programıyla tekrardan birlikteyiz. Beraber başlamış olduğumuz bu yolda Rabbimiz Celle Şanuhu'nun indirmiş olduğu ayeti kerimeleri nüzul sırasına göre, yani Peygamber Efendimiz'e indiği aşamalara göre takip ederek inşallah vahyin özünü anlayabilmeyi, yakalayabilmeyi, önce yaşayabilmeyi, sonra yaşatabilmeyi, bu dertle dertlenebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Çıkmış olduğumuz bu yolda Ehl-i Sünnet inancının dinamizmi olan o urve-i üskayı, ana damarı kaçırmadan, o ana damar çizgisinde sahabi efendilerimizin anlamış olduğu ayeti kerimeleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu çizgiler çerçevesinde anlayabilmeyi Rabbim cümlemize tekrardan nasip eylesin. Hep birlikte bugün Alak suremize başlıyoruz. Evet değerli izleyenler, Alak suremize giriş yapıyoruz. Giriş yapmadan önce, yani suremize başlamadan önce 3 başlık altında sureyi genel bir inceleyeceğiz. Bunlardan birinci başlığımız, sureyi takdim edeceğiz. Yani sure hakkında genel bir bilgi vereceğiz. İkinci başlığımız, Kur'an ilimleri çerçevesinde evvelüma nezel, yani ilk inen sure, Kur'an vahyi başlığı altında bir tartışma var. Bu tartışmaya kısmen değineceğiz. Ve üçüncü bölümde surenin nüzulü, kaç parçadan oluştuğu ve nazil olduğu aşamaları, iki bölümden oluşuyor suremiz. Yani iki ayrı dönemde nazil olmuş. Bununla ilgili de bir detaya gireceğiz. Şimdi suremizin takdimine girelim. Genel bilgi verelim. Alak suresiyle ilgili genel bir bilgi vermiş olalım. Alak suremizin ismi, değerli izleyenler, 3 tane isim aslında baktığımızda kitaplara görmüş oluyoruz. Şimdi ilk ismi ve en meşhur ismi, ikinci ayet-i kerimesindeki alak kelimesinden, nutfe dediğimiz, kan pıhtısı dediğimiz o kelimeden ismi alınmış ve Alak suresi olarak anılmış. En meşhur ismi suremizin bu. İkinci ismi, yani ulumun Kur'an alanındaki eserlere baktığımızda İkra suresi olarak da bu sureye rastlıyoruz. Zaten bütün surelerin hemen hemen ilk ayeti surenin bir şekil ismi olmuş. Yani ismi Alak suresi ama aynı zamanda İkra suresi de denmiş bizim bu suremize. Ve Fahrettin Er-Razi'nin büyük müfessirlerimizden naklettiği görüşe göre 4. ayeti kerimede geçen kalem kelimesinden yola çıkarak bu sureye kalem suresi dendiği de rivayetlerimizde mevcut. 3 tane isim zikretmiş olduk. Surenin ismini gördük. Peki suremiz Mushaf'ta, Kur'an-ı Kerim'de diziliş sıralamasına göre Tin suresinden, yani Vettini ve Zeytun suresinden hemen sonra geliyor. Onunla bir ilişkisi var mı? Anlam bağı var mı? Evet, o surede 4 ve 5. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle'nin insanı en güzel biçimde yarattık, sonra onu aşağıların aşağısına indirdik ayeti kerimelerini çok genel bir şekilde zikretmişti. Alak suresi insanın en güzel şekilde yaratılışını açıklayarak başlıyor ve nasıl en aşağılara, aşağıların aşağısına düştüğünü aslında bir önceki sureyi başlık, bu surede o başlıkları açan bir detay şeklinde Mushaf'taki dizilişine göre anlam bütünlüğü bir önceki sureyle sağlanmış oluyor. Evet, şimdi sure hakkında genel bilgi verdik, ismiyle ilgili detay verdik, önceki sureyle ilgili bilgisiyle detayı, önceki sureyle anlam bağlamı arasında bir bilgi vermiş olduk. Şimdi ikincisi, 3 başlık göreceğiz demiştik sureye başlamadan önce. İkincisi evvelü mâ nezel meselesi, yani ilk inen vahiy tartışması. Hocam ilk inen vahiy zaten Alak suresi değil mi dersek, evet biz bilgilerin en son haline bir şekilde erişiyoruz ama bunlar tartışılmışlar. Tabii ki cumhur ulemamızın şu anda kabul edilen görüş, tabii ki Alak suresinin, şu an okuyacağımız surenin ilk 5 ayeti ilk inen Kur'an vahyi. Ama bunun ilmi tartışmasına, arka plandaki tartışmalara geldiğimizde burada tartışmalar yaşanmış. Bu tartışmalara hızlıca değinelim. Aslında değerli izleyenler, evvelü mâ nezel konusunda, yani ilk inen sure, ilk inen ayetler hangisi konusunda 3 tane görüş var. Birincisi ve en kuvvetli görüş tabii ki Alak suresinin ilk inen ayetleridir. İlk inen ayetler. Ama ikinci bir görüş var ki bunlar da her görüş kendisini
Yani delillerini ayet ve hadislere dayandırıyor tabii ki. Burada ikinci görüş ise Müddessir suresinin ilk ayetleridir diyenler var. Bir de Fatiha suresinin kendisidir ilk inen ayetler diyenler var. Genel anlamda farklı görüşler olsa da en meşhur üç görüş var. Özetleyelim. Alak suresinin ilk ayetleri, Müddessir suresinin ilk ayetleri ve Fatiha suresinin ilk ayetleri şeklinde üç başlık altında ilk inen ayetleri. Evvelü mâ nezel başlığı altında gene Ulumul Kur'an konularında usulü tefsir alanında görmüş oluyoruz. Evet, şimdi üç görüşün ilki ve bizim de almış olduğumuz, yani artık son dönem ulemasının hemen hemen ittifak etmiş olduğu görüş Alak suresinin ilk ayetleridir. Yani vahyin muhatabı olan Peygamber Efendimizin risalet göreviyle başlangıcının kesiştiği nokta, yani ilk inen Cebrail aleyhisselamla ilk karşılaştığında verilen ayet-i kerimeler ona Alak suresidir görüşünü delillendiriyoruz. Yani birçok delili var ama ana temayı anlatmak için sadece en kuvvetlerinden bir tanesine değinip görüşümüzü ifade etmiş olacağız. Alak suresinin ilk ayetleridir diyenlerin en büyük delili ilmi sahada baktığımızda Buhari-Müslim hadis-i şerifleridir. Bizim dinimizin kaynak sıralamasında Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sırada bulunan Buhari ve Müslim'de bu konuyla ilgili çok net ve çok uzun bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif buraya getireceğiz. Uzun uzun diye anlatacağız. Neden? Çünkü ilk inen vahiy ile ilgili çok net bir açıklaması var ve orada yaşanan olayı biraz daha birebir kaynağından görelim diye hadis-i şerifi inşallah zikretmiş olacağız. Tercümesini hızlı bir şekilde. Şimdi bu Buhari ve Müslim hadisinin nakili kim? Sahabisi kim? Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Yani rivayeti yapan sahabi efendimiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh, sahih bir hadis mi? Buhari ve Müslim'de yer alması ve hadis kriterleri işinden geçtiğinde tabii ki de çok da sağlam bir hadis-i şerif. Hazreti Ayşe o dönemde peki ilk inen vahiy ile ilgili daha o zamanlar Peygamber Efendimiz'de bir evliliği de yoktu, daha yaşı küçüktü vesaire, bunu nereden biliyor? Başka sahabilerden veya Peygamber Efendimiz'den aldığını hadis-i şerif usulü hadis ilmi açısından baktığımızda sahabe mürseli dediğimiz, yani bir sahabinin başka sahabiden duyduğu bir hadis-i şerifi nakletmesi veya Hazreti Ayşe'nin direkt Peygamber Efendimiz'den duyma ihtimali bu hadis-i şerifin literatürüne baktığımızda görmüş oluyoruz. Şimdi sahihine geçen bu Hazreti Ayşe hadisini beraber incelemiş olalım inşallah. Hadis-i şerifin tercümesini getirelim. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuş o. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, direkt Buhari'deki hadisin tercümesini alıyoruz. Vahyin başlaması sadık rüyalar görmekle olmuştur. Gördüğü her rüya sabahın aydınlığı gibi aynen çıkardı. Ne demek istediğini söyleyeceğiz. Sonra ona yalnızlık sevdirilmeye başlandı. Artık Hira mağarasında yalnızlığa çekilir. Oradan ailesinin yanına gelinceye kadar sayısı belirli gecelerde ibadet ederdi. Ailesinin yanına döndükten sonra Hazreti Hatice'nin yanına yine azık alıp mağaraya çekilir giderdi. Sonra yine Hazreti Hatice'nin yanına dönüp o zaman bir o kadar daha azık tedarik ederdi. Yani artık hayatı mağara ile ev arasında geçmeye başlamıştı. Şimdi burada şunu anlıyoruz ki baktığımızda siyer kitaplarımıza Peygamber Efendimiz 35 yaşından sonra toplumdan tecrit etmeye başlamış kendini. Bazı soruların cevabını aramaya başlamış. Bunun etkisinde sadık rüyalar var. Yani rüya görüyor, sabahleyin o olayı olduğu gibi aynen yaşıyor. Bu şimdi normal insanın başına gelmeyecek bir şey olunca Allah Resulü psikolojikmen de, yani ertesi gün olacak her şeyi rüyasında görmüş bir şekilde uyanınca yalnızlığa çekilmeye, yalnız kalmaya, bir şeyler aramaya, ne olduğunu anlamaya çalışıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hira mağarasında, Hira zaten arayış demek, bir arayış içerisine girmiş oluyor. Sadece yemek almaya, azık almaya geliyor evine. Onun dışında full mağarada geçirmiş oluyor. Tam bu Bed'ul Vahiy dediğimiz vahyin başlangıcı ile ilgili süreci Buhari hadisinde böyle görmüş oluyoruz. Evet, buradan sonrasında şimdi hadis-i şerif Peygamber Efendimizin ifadelerine geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gene bir gün Hira mağarasında bulunduğu sırada vahiy kendisine geliyor. Ona melek geliyor ve oku dedi. Peygamber Efendimiz de ben okuma bilmem, ma ene biqari'in cevabını vermiş oldu Buhari hadis-i şerifinde. Evet, sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki o zaman melek beni alıp takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı beni, gene oku dedi. Ben de ona ben okuma bilmem dedim. Yine beni alıp ikinci defa bu sefer melek takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra beni bırakıp gene
Oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Üçüncü defa aynı olay gerçekleşti ve beni bıraktı melek. Ondan sonra vahiy başladı. Yani buraya kadar olan kısım Cebrail aleyhisselamla Peygamber Efendimiz arasında. Şimdi Cebrail aleyhisselam vahiyi vermeye başlıyor. Oku, ikra, bismi rabbikellezî halak ayeti kelimesinin ilk beş ayetini burada melek bana okumuş oldu diyor. Evet, bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem titreyerek tabiri caizse korku içerisinde dönüyor. Hazreti Hatice binti Hüveyli'nin yanına gidiyor. Beni örtün, beni örtün ifadesini, zemmiluni ifadesini kullanıyor hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz'i örtüyorlar. Peygamber Efendimiz'in titremesi gidince Hazreti Hatice radıyallahu anh'a başından geçenleri anlatıyor. Daha sonrasında Hazreti Peygamber diyor ki ben kendimle ilgili korkuyorum. Acaba yani akli melekelerimi mi yitiriyorum, ne olduğunu anlayamıyorum, gördüğüm şeyler normal değil şeklinde deyince Hazreti Hatice'nin ona kullandığı ifadeler çok önemli değerli izleyenler. Neden çok önemli? Çünkü Peygamber Efendimiz'in peygamberlikten önceki karakterini anlatan bölüm burası. Sakın korkma sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor Hazreti Hatice annemiz. Vallahi Allah seni ebediyen rezil edecek, rüsva edecek değildir. Zira sen bir sıla-i rahimi gözetirsin. Toplumda böyle bir değer yokken sen akrabalarını gözetirsin. Doğru konuşursun, dürüst konuşursun. İşini göremeyenlerin yükünü üstlenirsin. Fakire kazandırırsın, misafire ikram edersin. Hak yolunda zuhur eden hadiseler karşısında hep halkın yanında olursun. Şeklinde Peygamber Efendimizin aslında vahiyden önceki karakterini çok güzel özetlemiş oluyor. Yani sana bir şey olmaz, yani toplumda bir şey olmayacak biri varsa o sensin demiş oluyor Hazreti Hatice. Sonra onu alıp, Peygamber Efendimiz'i alıp Varaka İbni Nevfel'in yanına götürüyor. Evet, bu zat Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu. Hadis-i şerifi birebir çevirdiğimiz için bu kadar detaylı anlatıyorum. Bu zat Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu. Zamanında Hristiyan olmuş. Yani Mekke'de çok az Hristiyan var. Onlardan bir tanesi. Ve İncil metinlerini Arapçaya çeviren birisi. Varaka İbni Nevfel. Ey amcamın oğlu, diyor Varaka İbni Nevfel'e Hazreti Hatice. Şu Peygamber Efendimiz'i bir dinle, kardeşinin oğlunu bir dinle, ne söylüyor dedi. Varaka İbni Nevfel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ne gördün, olayı anlat dedi. Evet, Peygamber Efendimiz olayı ona anlatınca dedi ki Varaka İbni Nevfel bu gördüğün melektir. Yani namusu ekberdir. Hazreti Musa'ya da inmiştir bu. Keşke ben genç olsaydım da senin yanında olsaydım bu. Yani bu mücadelede senin yanında olsaydım. Kavmin seni sürüp çıkardığında, buralardan çıkardığında keşke hayatta olsaydım deyince Peygamber Efendimiz şaşırıyor. Şaşkınlık üstüne şaşkınlık. Onlar beni buradan çıkarıp atacaklar mı? Şeklinde bir soru soruyor. Varaka İbni Nevfel diyor ki senin getirdiğin din gibi daha önceden gelen dinlerin hepsinde her peygambere düşmanlık yapılmış kavmi tarafından. Evet, o günü görürsem, Varaka İbni Nevfel diyor, sana müthiş yardımda bulunurum. Bütün mücadelemi senin yanında veririm demiş oluyor. Ancak Varaka İbni Nefel çok geçmeden vefat ediyor. Hadis-i şerif böylece nihayete ermiş oluyor. Yani vahyin başlangıcı ile ilgili hadisi hemen hızlıca tercüme ettik. Alak suresi ile ilgili Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de vesaire bu hadis-i şerif aynen bu şekilde geçiyor. Şimdi Alak suresi ile ilgili delilimizin, en sağlam delilimizin Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerif olduğunu söyledik. Bu Müddessir suresinin ilk inen ayetler olduğunu söyleyenlerin delilleri değerli izleyenler ne? Bunlar Sahihayn'de geçen, gene Buhari ve Müslim'de geçen Yahya bin Kesir'in rivayet etmiş olduğu hadis-i şerif. Diyor ki ben Ebu Selim'e İbni Abdurrahman'a sordum. İlk inen ayetler hangisi? Bana Ya Yuhel Müddessir'in ilk ayetleri olduğunu söyledi. Ben de ona dedim ki hızlıca mealen söylüyorum. İnsanlar İkra'nın yani Alak suresinin ilk ayetlerinin ilk inen ayetler olduğunu söylüyorlar deyince diyor ki ben de aynı Cabir İbni Abdullah'a bu soruyu sordum sahabi efendimize. Yani ilk inen ayetler hangileri diye. O da bana Ya Yuhel Müddessir deyince ben de insanların söylediğini ona aktardım. Yani ikra diyor millet, bununla ilgili ne diyorsun deyince Cabir İbni Abdullah da dedi ki Peygamber Efendimiz'den naklen. Bir müddet Hira mağarasında inzivaya çekildim. Şimdi Peygamber Efendimizin söylediğini naklediyor Cabir bin Abdullah. Bir müddet Hira mağarasında inzivaya çekildim. İnzivamı tamamlayınca birden bana seslenildi. Hemen sağıma baktım, kimseyi göremedim. Soluma baktım, Peygamber Efendimiz diyor, kimseyi göremedim. Daha sonradan önüme baktım, yine kimseyi göremedim. Sonra arkama baktım, gene kimse yok. En sonunda başımı bir kaldırdım. Bir de gördüm ki bütün ufku kaplamış bir şey gördüm. Cebrail Aleyhisselam'ı Peygamber Efendimiz iki kez görüyor asli suretinde. Bir tanesi burada.
Hemen Hazreti Hatice'nin yanına gittim. Beni örtün, üzerime soğuk su serpin dedim. Ev halkı beni örttü ve üzerime soğuk su serpti. İşte bunun üzerine bu şu ayetler indi. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ayeti kelimeleri inmiş oldu diyor. Şimdi Müddessir suresinin ilk inen ayetler olduğunu savunanlar Cabir bin Abdullah'ın bu nakline delil olarak getiriyorlar. Evet değerli izleyenler, peki biz bunu nasıl açıklıyoruz? Bu rivayetin zahiri Müddessir suresinin ilk inen ayet olduğunu söylüyor. Ama hadis-i şerifin diğer varyantlarına, diğer nakillere baktığımızda aslında orada fetret-i vahiden bahsedilirken ilk inen ayetler bağlamında olduğunu görüyoruz. Yani bir fetret-i vahiy meselesi var. Yani vahiy kesildikten sonra inen ilk ayetlerin bu olduğunu anlıyoruz. Çünkü hadis-i şerifin diğer nakillerinde Peygamber Efendimiz fetret-i vahiden bahsederken bu olayı naklediyor. Yani vahiy inmeye başlıyor, sonra bir kesiliyor. O uzun bir kesintinin ardından sonra ilk inen ayetler Müddessir suresinin ayetleridir şeklinde biz bu Müddessir suresinin ilk ayetlerini bu şekilde anlamış oluyoruz. Yoksa mutlak manada ilk inen ayetler değil. Peki son görüş, ilk inen ayetler hangisi? Fatiha suresinin ayetidir diyenler var. Bunların delili de Beyhaki'de geçen bir hadis-i şerif. Bu görüşü Keşşaf tefsirinin yazarı Zemahşeri bütün cumhura çoğunluğa nispet etse de İbn Hacer el-Eskalani büyük bir hadisçi diyor ki bu böyle değil aslında, kendi görüşü veya kendi bildiği cumhurun görüşü aslında evet yani bu kadar da meşhur bir görüş değil demiş oluyor İbn Hacer el-Eskalani. Bu görüş, şimdi iki şeyi bakıyoruz burada, iki şeyi öğreniyoruz. Bir, bu görüşün delili Beyhaki hadisi. İki, bu görüşü meşhur eden aslında Keşşaf yazarı Zemahşeri olmuş oluyor. İbn Hacer bunun böyle olmadığını söylüyor. O hadis-i şerif ne? Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Hatice'ye ben inziva halindeyken bir ses işittim. Vallahi bunun kötü bir iş olmasından korktum deyince Hazreti Hatice Allah korusun. Korkma, Allah senin başına kötülük getirmez. Çünkü sen emaneti sahibine teslim eden, akraba hukukunu gözeten ve hep doğru söyleyen bir kimsesin diye karşılık ver ki derken Hazreti Hatice Resulullah'ın bulunmadığı bir sırada yanına gelen Hazreti Ebubekir'e bu olayı anlattı. Beyhaki hadisini hızlıca anlatıyoruz. Ve ey Atik, Muhammed ile birlikte Varaka'ya gidin dedi. Resulullah içeri girince Ebubekir onun elini tuttu. Ardından haydi Varaka'ya gidelim, görüşelim dedi. Bu arada Resulullah sana bu meseleyi kim anlattı diye sordu. Birebir tercüme ediyoruz hadis-i şerifi. Hazreti Ebubekir Hazreti Hatice diye cevap verdi. Sonra Varaka'ya gittiler, olup biteni anlattılar. Resulullah ben inziva halindeyken işte melek geldi, ey Muhammed diye ses duydum arkamdan, korktum oradan ayrıldım diye olayı anlatıyor. Bunun üzerine Varaka, eğer böyle bir hadiseyle tekrar karşılaşırsan böyle davranma, yani kaçma. Sana o ses geldiğinde dur ve ne söylediğine kulak ver, daha sonra bana gel ve anlat dedi. Evet, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız olduğu bir esnada kendisine şöyle işitildi. Ey Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin şeklinde Fatiha suresinin ayetleri nazil oldu. Beyhaki nakli bu değerli izleyenler. Buradan şimdi yani Beyhaki nakline dayanarak bu ayetin ilk inen vahiy olduğunu söylüyorlar. Bunların mantığı ne? Peygamber Efendimizin Varaka ile görüşmesi. Hadisin metnine baktığımızda hadisin metninde ilk inen vahiy ile ilgili bir konu yok. Ama Varaka ile görüşmesinden yola çıkarak, yani Varaka ile ne zaman görüştü Peygamber Efendimiz? İşte ilk vahyin ilk inişinde. Dolayısıyla Fatiha suresi burada bu nakilde olduğu için Fatiha suresi ilk inen ayetlerdir diyorlar. Tabi buna getirilen itirazlar, bizim itirazımız ne burada? Bir kere burada vahyin başlangıcıyla ilgili hiçbir ibare geçmedi. Burada Varaka ile görüşmesinden bunu çıkarıyorlar. Bu doğru bir şey değil çünkü o konuyla ilgili hadis-i şerifler var. Varaka'ya Peygamber Efendimiz birçok gitmiş olabilir. Bu gitmesinden ilk inen vahiy olduğu anlaşılmaz. İlk itirazımız. İkinci itirazımız, velev ki böyle olsa bile bu hadis mürseldir. Yani bu hadisin isnadında kopukluk vardır. Herhangi bir tabakasında, sahabi tabakasında özellikle kopukluk vardır. Dolayısıyla vahyin başlangıcı konusunda merfu olan bir hadis varken, yani Hazreti Ayşe hadisi gibi isnadı tamam olan bir hadis varken, onun karşısına mürsel bir hadis geldiğinde kuvvetli olan zayıf olandan daha makbuldür. Usul hadis kaidesince merfu olan hadisle, muttasıl olan hadisle amel edilir. Hazreti Ayşe hadisi, yani usul açısından bakınca Hazreti Ayşe hadisi zaten kabul ediliyor. Mana açısından bakınca burada bed'ül vahiy kelimesi geçmemiştir değerli izleyenler. Dolayısıyla birinci görüş, bizim görüşümüz cumhurun görüşüdür, genelin görüşüdür. Bu kadar mı tartışma? Tabii ki daha derin tartışma. Biz sadece ana hatlarıyla konuyu anlatmış olduk.
Sonuç olarak Ehl-i Sünnet ulemasının 3 farklı görüşle ilgili genel değerlendirmesi, yani 3 görüşü şöyle topluyoruz biz. Diyoruz ki mutlak manada ilk nazil olan ayetler Alak suresinin ayetleridir. Zaten konu bağlamında anlatılışında gördük. Daha sonra fetret-i vahiy, yani vahiy bir ara kesildikten sonra ilk inen vahiy, mutlak manada değil de vahiy kesintisinden sonra ilk inen vahiy, Müddessir suresinin ilk ayetleridir. Ve son olarak da bir bütün olarak, sure olarak inen ilk vahiy Fatiha suresidir. Bakın Alak suresi tamamen inmiyor. İlk 5 ayet iniyor. Daha sonra Müddessir suresi de ilk 5 ayet iniyor. Tamamı inmiyor. Ama bir bütün olarak Fatiha suresi inmiş oluyor diye 3 görüşü de toplamış oluyoruz değerli izleyenler. Şimdi son meselemizde sureye giriş demiştik. Bu son meselemize geliyoruz. Bu dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Surenin nuzulü, sure, değerli izleyenler, sure iki ayrı konu ve iki ayrı bölümde nazil olmuş. Yani şimdi ayetlerin inzali sure sure olmamış. Ya yani ayetler sure sure inmemiş. İkişer, üçer, dörder, birer, bazen bazı ayetin bir parçası şeklinde inmiş ayet-i kerimeler. Dolayısıyla bu sure 19 ayet. İlk 5 ayeti surenin ilk inen ayetlerse geri kalan 19 ayetten geri kalan bu 5 ayeti çıkardığımızda diğer ayetler ne? O ayetlerin konusuna, içeriğine. Şimdi dolayısıyla sureyi ikiye ayırıyoruz. Bir ilk inen ayetler, İkra ile başlayan birinci bölüm diyoruz buraya değerli izleyenler. Evet. Birinci bölümde ilk inen ayetler, evvelü mâ nezel meselesi var. İkinci bölümde ise, yani 6. ayet-i kerimeden son ayet-i kerimeye kadarsa konu ne? Ebu Cehil ve tutumu ile ilgili nazil olan ayet-i kerimeler var. İlk inen ayetler 5 ayet. İlk inen ayetler evvelü mâ nezel. Ondan sonraki ayetler Ebu Cehil ve bir tutumu ile ilgili, aslında Ebu Cehil özelinde genel bir mesaj içeriyor. Sure aslında iki bölümden oluşuyor. Burada söylemek istediğimiz. Şimdi ne demiş olduk? Özetleyelim. Suremiz iki bölümden oluşuyor. Bir, evvelü mâ nezel meselesi, ilk 5 ayet-i kerime. İkinci bölümse Ebu Cehil hakkında inen aşağıda 6. ayet-i kerime ile 19. ayet-i kerime arasındaki bölüm değerli izleyenler. Yani biz sureyi iki başlıkta inceleyeceğiz. Surenin birinci bölümü, surenin ikinci bölümü şeklinde. Böylece sureye giriş kısmında 3 başlıkta bu dersimizi neticelendirmiş oluyoruz. Hemen özetleyelim. Birincisi değerli izleyenler, sureye giriş yaptık. Surenin 3 ismi olduğunu söyledik. Ve ikinci başlıkta da Tin suresiyle alakasına değinmiş olduk. Daha sonra sureye giriş kısmında takdimi böyle yaptık. İkinci başlıkta evvelü mâ nezel meselesini inceledik. Alak suresi, Müddessir suresi ve Fatiha suresiyle ilgili 3 görüşü birleştirdik. Ve son olarak da surenin konularını ikiye ayırdık. İlk 5 ayeti bir konu, sonraki ayetleri, Ebu Cehil hakkındaki ayetleri başka bir konu şeklinde Alak suremize girişimizi böylece yapmış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde ayet-i kerimelere birinci bölümden başlamış olacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.